anahtar telefonla bir şey olmadı ha. Islandı ya götüm. Az güneşte durursam geçer değil mi Enes? Oğlum niye soruyordun? Nete çıkıyordun? Şaka yaptım lan. Yok bir şey. Oğlum peki şura... Salam mıyız lan? Niye video çek? Ay ya. Oğlum. Ben video çekmeyi hiç beceremiyorum. Videoda olduğumuzu anlamadım. Oğlum çekemedim ya. Bir şey olmaz oğlum çek. Nasıl? Allah... Ne? Geri gelirken geçerse. Yok, ileri gelirken geçti. Çekil oradan. Bayağı derinleşti o. Oha lan burası battı. Enes buradan bisikletle geçirse ne güzel olurdu lan. Çık, 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 çık. Güneş. Bayağı. Güneş. Güneş çek lan kafanı. Hadi seni de çekelim. Ne haber? Lan nereye git? Eyvah. Çekil çekil. Burayı kapatacağız geri. Değirmen dönüyor ama bildenemeyiz. Yıktığımız yeri geri yapmamız lazım. Yıktığımız yeri. Hadi başlayalım. Bunu çarpın ağrıdan diye yıktın ayı. Kaç para aldı? Baba ya. Yıktıysam geri yapacağını. Harna benim düştüm yeri de çektim. Ne yıktın karnı? İyi macera aradık değil mi? Evet. Çıkıyor mu ya rampayı? Güzel. Ne kalır sandım? Kalır zannettik de kalmadı. Enes! Ne? Neredesin lan? Nerede? Atın seni arka. Atın seni arka. Orası senin için çok güzel bir yer. Şimdi düş, şimdi düş. Aralardan hala su kaçıyor. Oh, orada kimin tarlası var da bayağı sulandı. Oo hala su alıyor ya. Bu ne biçim iş? Altından ne biçim bak. Oğlum konuşmazsan video seni değiyor herhalde. Tamam tamam. Konuşuyor. Hadi geçiyor.
Ağacın kökünden beri. Ha, ne yapayım? Macera yapacak yeri yok başka. Karınca değil mi? Gitmiyordun. Karşı güzde giderim. İşte arkadaşlar, kanalımda bağıra arkadaşların isteği üzerine remorku görüntülemeyi, manzara dört tarafı dağlarla çevirir bir düzlüğe geldim. Daha önce de belirttiğim gibi burası voleybol sahası. İşte remork 1,5 tonluk. Ayağınızı da üzerine atabiliyorsunuz. Kaç metre bakayım? 2 metre var galiba. Var mı da 2 metre? 1 metre 20-30 cm genişliği var. İstediğiniz yere götürebilirsiniz. Bence sepet yerine böyle küçük remorklar, hafif remorklar daha mantıklı. Arkadaşın biri de damperli olup olmadığını sormuştu. Her ikisi de damperli. Bakın burayı çamur olmuş. Az önce macera yapıyordum. Arkta oraya sürtünmüş galiba. Muhtemelen altı da sürtünmüştür. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye denedim. Bayağı çamur var orada. Neyse ki rahatlıkla çıktı. Küçük bir remork, pat pat kasasından bayağı büyük pat pat kasası bu kadar oluyor. Sepet ise 1 metre boyunda oluyor, 1 metre boyunda. Bu sepetten daha mantıklı, hem yayları var. Yağ kaçırıyor, demek ki musluk bandı sarılmamış buna. Temiz yapılmamış yani. Bunu söküp yeniden musluk bandı sarıp takacağım. Maden remork yaparken temiz yapmak lazım işi. Kalite kontrolünü de yapmak lazım. Maalesef ki bunu musluk bandı sarmadan takmışlar. Ama gayet güzel remork yapmışlar. Bir işi yapınca tam yapmak, kullanıma yapmak gerekiyor ki kullanıma hazır olsun. Bir de greslemeleri kendim yaptım. Bunların durmanları düz ve kendi gresleri varmış ama yeterli olmayabilir. Plastikleri kolay çıkıyordu.
sivi conta sürdüm çıkıp düşmesin diye. Ardından bizonları kontrol ettik, bizonları. Bu gibi şeyler, sorunlara karşı römork aldığınız zaman özellikle sıfır alınca biz onların makasla, hatta makaslarını bile kontrol edin, makas saplamalarını. İleride büyük sorunlar olur. Makas saplaması kırılırsa kısa makaslar yere düşer. Değil mi? Bunlar da gezmeye geldiler. Çamurlu maceradan römork de nasibini aldı. Bunu söküp boru anahtar getireceğim işe yerinden. Bunu söküp musluk bandı saracağım. İşte gördüğünüz gibi 1,5 tonluk pat pat lastikleri takılıyor. Ama bu tam olarak 1,5 ton almaz. Ama pat pattan daha fazla yük alacağına eminim. Pat pat lastiği biraz daha ileri oluyor. Arka tarafı yüklediği zaman önün ağırlığını arkaya alıyor. Bu yüzden arka lastik daha fazla yük alacağından lastikler çok ezilecektir. Böylelikle de lastikler de zarar görür. Uzaktan çekim yapıyorum. Römork bayağı küçük, diğeri ise bundan daha büyük ve traktöre uyumlu bir boyu var. 2,5 ton taşıyor. İnşallah bunları yükle de deneyeceğiz. Dağ maceralar yeni başladı. Ama henüz kar yağmadı. Kar bekliyorum. Bir de gün kısa olduğu için kar öldüğü yaylasına gidemiyoruz. Gün uzun olsaydı güzel olacaktı.